Rusya ve Ukrayna aşağı yukarı 9 yıldır anlaşamamazlıklardan dolayı savaş halindeler ve neredeyse son 1,5 yıldır Rusya Ukrayna'yı işgal etmiş durumda. Savaş başladığından beri akıllarda tek bir soru vardı. Çok fazla tartışıldı ve komplo teorileri üretildi. Rusya elindeki nükleer gücü kullanarak Ukrayna'ya atom bombası atacak mıydı? Yoksa cephede savaşa devam mı edecekti? Kendimce bu soruyu 3 farklı pencereden cevapladım. İyi seyirler. Nükleer silah sorumluluğu. Rusya güncel olarak yaklaşık 6000 küsur adet nükleer savaş başlığına sahip. Bu onu dünyadaki en büyük nükleer silah stoğu olan ülke yapıyor. Gerçi bu hiçbir şey. Sovyetler çökmeden önce bu sayı yaklaşık 45.000'di. Sayısı önemli olmasa da bir ülkenin nükleer savaş başlığına sahip olması demek hangi bir ülkeyi nükleer silah ile tehdit ettiğinde arkasını getirebileceği anlamına geliyor. Bu silah karşısında istediğin kadar uçağın, tankın veya gemin olursa olsun çaresiz kalıyorsun. Peki Rusya bu silahı neden kullanmıyor? Neden daha maliyetli olan yol ile askerlerini tehlikeye atıyor. İşte Putin bile olsanız her şey gözüktüğü gibi basit değil. Bu arada benim bir Putin fanlığım yok. Bunu sosyal medyada oluşan Putin sevdalılarına nispeten dedim. Savaşın başından beri benim bu konu hakkında değişmeyen tek bir yorumum vardı. Rusya nükleer güç kullanmaz. Kullanamaz. Nükleer güce sahip olmak ülkenize büyük güç sağlar. Bu sizi süper güç yapmasa da dış politikada sözü geçen ülkelerden birisi olursunuz. Dünyada güncel olarak 9 ülke nükleer silaha sahip. Amerika, Rusya, Çin, İngiltere, Fransa, Hindistan, Kuzey Kore ve Pakistan. Pakistan nükleer güce ulaşan ilk Müslüman ülke. Bunların yanı sıra Almanya, Hollanda, İtalya, Belçika ve Türkiye'nin de bulunduğu 5 NATO ülkesi NATO nükleer silah paylaşımı kapsamında kısmen nükleer güce sahip. Nükleer silaha sahip olmanın avantajları olduğu gibi çok büyük sorumluluk da ister. Nükleer silahların yasaklanması anlaşması TPNF 2017'de kabul edildi ve 2021 yılında da yürürlüğe girdi. Ancak bu ülkeler arasında resmi olarak nükleer silaha sahip olan ilk 5 ülke katılmadı. Bu ülkeler arasında Rusya ve Amerika da var. Yani Rusya'nın nükleer silah kullanılmasını kısıtlayan uluslararası bir yasa da yok. Gerçi bana göre Putin böyle bir uluslararası kısıtlamaya maruz kalsın umurunda bile olmaz ya, neyse. Rusya'nın Ukrayna'ya karşı savaş açma sebeplerinden birisi Ukrayna'nın NATO ile ilişkilerinin gelişmesinin yanı sıra çok önemli başka bir sebebi daha var. 1991 yılında Sovyetler çöktü ve Ukrayna bağımsızlığını ilan etti. Ancak Rusya halen Ukrayna'nın önemli bir bölümünü kendi toprağı olarak görüyor ve savaş açma sebeplerinden birisi de bu. Niye geldin la buraya? Torpaklar için tabii kendi. Neye geleyim ki başka? Torpakları ver. Bu olay burada bitsin. Uzatmayalım. Olası bir nükleer savaş tetiklenebilir. Rusya nükleer güç kullanmaz. Kullanamaz demiştim ya. Bu zamana kadar gerçekleşmeyen herhangi bir nükleer silah saldırısı da bu yorumu destekler. Nitelikte. Nükleer gücün demin de dediğim gibi birçok avantajı var. Fakat çok büyük sorumluluk ve zorluğu da beraberinde getiriyor. Ele geçirmek istediğin topraklara neden nükleer silah ile saldırırsın ki? Bir atom bombasının etkisi ve yaydığı radyasyon 10 yıllar hatta yüzyıllar boyunca sürebiliyor. Sadece toprak olarak da bakmayalım. Ele geçirdiğin toprakların yeraltı kaynaklarını uzun bir süre kullanamadıktan sonra ne anlamı var? Çok büyük sorumluluk demiştik ya, istediğin gibi elini kolunu sallayarak atamazsın. En son bir savaşta kullanılan nükleer silah Nagasaki ve Hiroşima'ya atılan Japonya'nın teslim olmasına ve 2. Dünya Savaşı'nın bitmesine neden olmuştu. Ardından Soğuk Savaş başladı. Bu zamandan sonra yani günümüzde herhangi bir savaşta nükleer silah kullanımı çok büyük anlam taşıyor. Artık birçok ülke bu teknolojiye sahip ve bu teknolojiye sahip olmak için uğraşıyor. Günümüzde bu silahın bir savaşta kullanımı tüm yaşam formları için bir tehdit. Bir ülkenin savaşta nükleer silah kullanması diğer ülkelerin de kullanabileceği anlamına geliyor. Bu da olası bir nükleer savaşı tetikleyebilir. Nükleer silah ile tehdit eden ülkeler elbette nükleer silahın kendilerine karşı da kullanılacağını biliyordu. Bunun için antibalistik sistemler geliştirdiler. Mesela Rusların A-135 Amur. Amerika'nın SM-2 ve Hindistan'ın Prithvi büzesi gibi. Bu savunma sistemi her ne kadar atom bombasını durdurabilecek bir sistem olsa da atmosfere verdiği zararın önüne geçemiyor. Ama bu konu uzun olduğundan başka bir videoda bahsedeceğim. İşin bir de insani ve ekonomik boyutu var. Nükleer silah kullanmanın binlerce insanı öldüreceği gerçeği. Avrupa Birliği'nin Rusya'ya yaptığı yatırımlar zaten Rusya'ya çok büyük bir zarar verdi. Rusya'nın Ukrayna'da nükleer silah kullanımı birçok Avrupa ülkesinde de etkisinin hissedilmesine, Avrupa Birliği'nin tazminat istemesi gibi birçok ekonomik sorun oluşturacak. Yani öyle ha deyince atılmıyor. Atom bombası atılmadan önce birçok şey düşünülür. Ne kadar despotluk olursa olsun bu gibi kararlar tek kişinin ağzından çıkacak söze bakmaz. Bugüne kadar hep nükleer silah
silahların kullanılmayacağını, kullanılamayacağını düşünmüştüm. Ama artık işte öyle gelmiyor. Pesimist değilim ama insanlar delirmiş gibi. Ülke liderleri akla mantığa sığmayacak kararlar alıyor. Mesela Ukrayna'ya saldırmak hiç akıl kârı bir hamle değildi. Üstüne bir de 7 kıtada Putin'i destekleyen milyonlarca insan var. Rusya'nın Ukrayna'ya saldırması dünya genelinde gıda krizine yol açtı. Çin, Tayvan'a saldırırsa ki sürekli taciz ediyor, dünyada çip krizi yaşandı ve yaşanacak. Ayrıca Tayvan'dan yapılan açıklamalar da savaşın çıkacağı yönünde. Bunlar savaş tatbikatı yapmaya başladılar. Tayvan 2027 yılında savaş çıkacağını öngörüyor. Neyse konu bu değil. Biz devam edelim. Bu savaşa yeterince tarafsız bakmaya çalıştım. Ancak Rusya'nın lehine düşünemiyor. Putin Kızıl Ordu'ya sahip olduğunu sanıyor. Hayali ise bir Amerika olmak. Avrupa'ya Sovyet tehdidinin ortadan kalkmadığını göstermek istiyor. Ancak bana göre durum Putin'in düşlediği gibi değil. Rusya Sovyetler Birliği'ne kıyasla halen ekonomisini toparlamaya çalışan bir ülke. Sovyetler Birliği'nin mirası olmasa bu bile zordu. Savaş halen devam ediyor. Ukrayna, Avrupa ve NATO'nun verdiği destek sayesinde Rusya'ya iyi dayandı. Rusya her ne kadar 5. nesil uçakları ve gelişmiş mühimmat savaş alanında aktif kullanmasa da büyük bir hata yaptığını biliyor. Bakalım savaşın sonunda ne olacak, hep birlikte göreceğiz. Bu söylemek istediğim bir şey var. Bundan sonra her videonun sonunda tartışma konusu olacak bir soru sormak isterim. Sizce nükleer silahlar ne zaman kullanılmaya başlanır? Cevaplarınızı yorumlarda belirtebilirsiniz. Mutlaka hepsini okuyacağım. Не пори трещать, я відчуваю втрату.